Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Tecno Phantom V-Fold katlanır telefon. Ülkemizde satılan katlanır telefonlar arasında öne çıkan iki tane önemli özelliği var. Birincisi, şu anda bu ülkemizde satılan en uygun fiyatlı katlanır telefon. İkincisi ise yine ülkemizde satılan telefonlar arasında en büyük batarya kapasitesine sahip. Şimdi ben telefon kutusunu tabii ki daha önce açtım ama hemen bir kutu içeriğini de size göstermek istiyorum. Kutunun üstünde modelin adına vurgu olarak şöyle V harfi işlenmiş, ayrıca iki tarafa doğru açılıyor. Normalde şu bölümde telefonumuz var. Şöyle karbon görünümlü bir tane kılıfımız var. Ayrıca bunu stand olarak da kullanabiliyorsunuz ve stand bölümü metalden. Alt kısımda iki tane çekmeceli kutumuz var. Bunlardan bir tanesinden 45 wattlık hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Diğerinden ise bir tarafı tip A, bir tarafı tip C olan bir USB portu çıkıyor. Kutudan çıkan kılıfın iki tarafında yapıştırma bantları var. Bunlarla isterseniz kılıfı sabitleyebiliyorsunuz. Fakat bunları kullanmasanız bile gayet sağlam bir şekilde tutunuyor. Bu kılıf sayesinde telefonu hem kapalı formdayken hem de açık formdayken bu şekilde masaya sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi tasarıma geçecek olursak, çerçevelerimiz ve menteşemiz alüminyumdan üretilmiş ve elde kesinlikle sağlam hissettiriyor. Ayrıca menteşemiz havacılık standartlarında. Menteşeyi kapattığınızda da arada herhangi bir boşluk kalmıyor. Ayrıca açarken ve kapatırken hareketin bir yerden sonrasını kendi tamamlıyor. Yani şöyle hafif yayılımsı gibi bir menteşe sistemi var. Bu menteşe tasarımı sayesinde kat izin neredeyse hiç belli olmuyor. Tabii ki çok dikkatli bakarsanız veya böyle yandan ışık falan vurdurursanız fark ediyorsunuz. Fakat normal bir katlanan telefona göre çok daha az görüyorsunuz bunu. Ayrıca elinizle burada gezinirken de çok hafif hissediyorsunuz. Yani neredeyse kat izi yok diyebilirim. Menteşenin bu yaylı sisteminden dolayı telefonu yarım olarak masaya koyamıyorsunuz. Yani şu şekilde bıraktığınızda durmuyor. Tabii ki açılıyor. Fakat bunun için de kutudan çıkan standlı kılıfı kullanabiliyorsunuz. Telefonun hem iç hem de dış ekranı AMOLED bir panele sahip. İkisi de 120 Hz'lik yenileme hızı sunabiliyor. Ayrıca bunlar dinamik olarak 10 Hz ile 120 Hz arasında geçiş yapabiliyor. Bu pil tasarrufu için önemli bir teknoloji. Yani sabit bir şeye baktığınızda ekran 10 Hz olarak tazeleniyor. Fakat oyuna geçtiğinizde ya da hızlı bir video vesaire izlediğinizde 120 Hz'den faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki isterseniz sabit bir şekilde 60 Hz, 90 Hz veya 120 Hz de yapabiliyorsunuz. Dışarıdaki ekranın dokunma örnekleme hızı 360 Hz iken içerideki ekranımızın dokunma örnekleme hızı ise 240 Hz. Yani oyuncular için de gayet güzel ekranlar bunlar. Dış ekranımız Full HD Plus çözünürlüğe sahip ve 6.42 inçlik bir büyüklüğü var. İç ekranımız ise 2K Plus'lık bir çözünürlüğe sahip ve 7.85 inçlik devasa bir ekran. Hem iç ekranımız hem de dış ekranımız 800 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ayarlarda yüksek parlaklık modu diye bir modumuz daha var. Bu ayarı açtığınızda yüksek ışık altında ekran parlaklığımız 1100 nite kadar çıkabiliyor. Yani güneş ışığı altında da telefonun ekranlarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Telefonun üzerinde iki tane hoparlörümüz var. Sağa ve sola simetrik bir şekilde yerleştirilmiş ve Hi-Res teknolojisiyle içeriklerinizi tüketebiliyorsunuz. Yani direkt simetrik bir şekilde durduğu için özellikle standa koyup bir şey izlerken gayet tatmin edici bir sonuç veriyor. Ses açma kısma tuşlarımız telefonun yan tarafında, ayrıca hemen altında ise güç düğmemiz var. Bu güç düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucusu. Parmak izi okuyucu gayet hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Telefonun arka tarafında kullanılan malzeme ise geri dönüştürülmüş plastikten aslında. Fakat deri gibi bir hissiyatı var, yani dokunma hissiyatı olarak çok güzel hissettiriyor. Telefonun katlanmış şekildeki kalınlığı 14.5 mm ve ağırlığı ise 299 gram. 299 gram çok hafif bir telefon sayılmaz, fakat bunun sebebi bir, içerisinde 5000 mAh'lik batarya olması. İkincisi ise telefonun özellikle çerçevelerinde bol bol alüminyum kullanmış olmaları. Şimdi cihazın kameralarına geçmek istiyorum. Telefonda toplam 5 tane kamera kullanılmış. Bunlardan 3 tanesi arka tarafta, bir tanesi dış ekranda, son kameramız ise iç ekranda. Ana kameramız 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca telefoto kamerada da 50 megapiksellik bir sensör kullanılmış. Arkada son olarak bir tane de ultra geniş açılı kameramız var. Bunun da çözünürlüğü 13 megapiksel. Dış ekrandaki selfie kameramız 32 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Son olarak içeride bir selfie kameramız daha var. Bunun da çözünürlüğü 16 megapiksel. Bu telefonun en güzel taraflarından bir tanesi, dışarıdaki ana kameraları selfie kamerası gibi de kullanabiliyorsunuz. Bunu yazılımla çok güzel bir şekilde desteklemişler. Daha yazılımdan çok bahsetmedim ama Tecno bu telefona kesinlikle özel bir yazılım optimizasyonu yapmış. Bu 50 megapiksellik telefoto kamera 2x optik zoom yapabiliyor. Ayrıca 20x de dijital olarak zoom yapabiliyor. Kamera arayüzüne girdiğinizde tabii ki buradan isterseniz içerideki kameraya geçebiliyorsunuz. Fakat şurada görmüş olduğunuz ayarlar sayesinde mesela ikinci ekranda ön izleme modunu açtım şu an. Bu modu açtığınızda hem dışarıdaki ekranda hem içerideki ekranda aynı sahneyi görüyorsunuz. Dolayısıyla fotoğrafını çektiğiniz kişi oradaki görüntüye göre poz verebiliyor. Bunun tabii bir avantajı daha var. Buradan mesela video moduna geçtiğinizde ana kamerayla bu şekilde vloglar çekebiliyorsunuz. Buna vlog modu demek doğru olur diye düşünüyorum. Eğer telefonunuzu vlog çekme amacıyla kullanıyorsanız kesinlikle çok güzel bir mod. Kamerada pek çok farklı modumuz var. Mesela dokümanlar diye bir mod var. Bu şekilde telefon kamerası bir tarayıcı gibi kullanılıyor.
kullanabilirsiniz. Süper gece modumuz, portre modumuz, AI Cam yani yapay zeka destekli iyileştirmelere sahip modumuz, video modumuz ve son olarak film modumuz var. Soldaki butonlardan çeşitli filtreler de kullanabiliyorsunuz. Şu anda mesela yapay zeka destekli olan açık. Buradan cildinizi pürüzsüzleştirebilirsiniz, suratınızı zayıflattırabilirsiniz, ten renginizi koyulaştırabilir veya açabilirsiniz gibi ayarlar var. Filtreler sadece yüzünüz için değil, vücut için de burada filtrelerimiz bulunuyor. Mesela beli daraltabiliyorsunuz, omuzlarınızı genişletip daraltabiliyorsunuz, bacak boyunuzu uzatabiliyorsunuz gibi pek çok ayar var. Kamera arayüzündeki diğer bir iyileştirme de şuradaki buton. Buna bastığınızda çektiğiniz fotoğrafları direkt olarak solda görebiliyorsunuz. Yani burada bir fotoğraf çektiğiniz de direkt olarak buraya geliyor. Buradan işte çektiğiniz fotoğrafları vesaire bakıp olmuş olmamış tekrar çekeyim gibi böyle seri bir şekilde görebilirsiniz. Video tarafında selfie kameralarımızın ikisi de Full HD 60 FPS'e kadar kayıt alabiliyor. Ana kamera ve telefoto kamera ile ise 4K 60 FPS'e kadar kayıtlar alabiliyorsunuz. Ana kameraları da zaten selfie modunda kullanabildiğimiz için 4K 60 FPS'e ihtiyacınız varsa direkt aslında bu şekilde 4K 60 FPS kayıtlarda selfie modunda yapabilirsiniz. Telefonda çok fazla kamera var. Dolayısıyla anlatmaktan çok göstermek daha verimli olur diye düşünüyorum. Zaten bir taraftan telefon çektiğimiz fotoğrafları ve videoları şu anda görüyorsunuz. Bence kameralar fiyat segmentine göre fazlasıyla güzel iş yapıyor. Genelde katlanan telefonların kamerası çok ön planda olmaz. Yani eski sensörleri vesaire kullanırlar. Burada Tecno bu fiyat segmenti için gayet güzel sensörler kullanılmış ve en düşük çözünürlüğe sahip iç kameramız bile gayet güzel iş çıkartıyor. Telefonda Android 13 tabanlı iOS Fold yazılımı bulunuyor. Yani direkt katlanır telefonlar için özel geliştirilmiş bir arayüzümüz var burada. Neler yapabildiğine kısaca bakacak olursak, mesela herhangi bir uygulama açtığınızda direkt dış ekrana geçebiliyor. Açtığınızda yine iç ekrandan devam edebiliyorsunuz. Yine mesela dış ekranda bir video izliyorsanız direkt bunu açtığınızda iç ekrandan devam edebiliyorsunuz. İç ekranda da neredeyse bütün uygulamalar iki yöne doğru da kullanılabiliyor. Mesela şu şekilde yaptığınızda aslında çok daha büyük bir ekranınız oluyor. Bu şekilde izlediğinizde neredeyse dış ekranla aslında aynı ekranınız var. Bu iç ekran 2000'den fazla uygulamaya uyumlu hale getirilmiş. Bu sayede aslında günlük olarak kullandığınız bütün uygulamaları neredeyse hem sorunsuz geçişli bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem de bu geniş ekranda tadını çıkartabiliyorsunuz. Yine tabii ki isterseniz iç ekranı bölerek de kullanabiliyorsunuz. Mesela şurada son kullandığım uygulamalar var. Buradan YouTube'a geri gireyim. Şuradaki 3 noktaya tıkladığımda şurada böl butonuna basarsanız sağ tarafa yana koyabileceğiniz uygulamaların zaten direkt bir listesi geliyor. Buradan da Chrome'u açtım diyelim. Bir taraftan buradan videomu izlerken bir taraftan buradan haberleri vesaire okuyabilirim. Videoyu izlemeyi bitirdim diyelim. Yine şuradaki 3 noktaya tıklayıp mesela direkt Chrome'u full ekran yapabiliyorum. İlla bu butonu da kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle aşağı doğru kaydırdığınızda otomatik olarak da bölebiliyor. Yani bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde kaydırma hareketiyle de yapabiliyorsunuz bu arada. Şöyle kaydırdığınızda direkt Chrome tam ekran olarak açılıyor. Ve hatta bu bölünmüş ekran özelliğini dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Bakın telefonu kapattım. Direkt buraya bölünmüş şekilde aşağı YouTube, yukarı Chrome geldi gördüğünüz gibi. Şu anda hep YouTube ve Chrome üzerinden örnek verdim fakat destekleyen bütün uygulamalarda bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Son kullandığınız çoklu uygulamalar şuraya da kaydediliyor bu arada. Şöyle aşağı kaydırdığınızda yani uygulama, geçmiş uygulamalar bölümüne girdiğinizde şu üstteki simgelerden son kullandığınız çoklu pencereleri görebiliyorsunuz ve tıkladığınızda direkt olarak o mod açılıyor. Yine bu arayüz geliştirmelerinden hoşuma giden bir şey, burada sürüş modu diye bir şeyiniz var. Bunu açtığınızda bildiğiniz bu telefonu araba ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Yani burada direkt haritam var. Buradan müziğimi vesaire değiştirebiliyorum. Arama yapmak istersen burada kişi listemi görebiliyorum. Mesela İstanbul'dan Çorum'a bir navigasyon başlatayım. Gördüğünüz gibi telefon direkt Android Auto benzeri bir arayüze kavuştu. Yani telefonunuzda akıllı özellikler yoksa bu telefonu bir standla arabanıza koyup direkt bu arayüzden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu modun şurada bir kısa yol tuşu da var. Yani bunu kapattığınızda da şuraya böyle bir buton geliyor. Direkt hızlı bir şekilde normal telefonla araba modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi performans kısmına geçecek olursak telefonda kullanılan işlemci MediaTek'in Dimensity 9000 Plus modeli. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 3.2 GHz'lere ulaşabiliyor. Performans olarak Snapdragon 8 Gen 1'in karşısına konumlandırılan bir işlemci ve çoğu koşulda Snapdragon 8 Gen 1'i geçiyor. Bu işlemci fazlasıyla tatmin edici bir performansa sahip, zaten günlük kullanımda akıyor. Yani arayüzde, günlük kullandığınız uygulamalarda vesaire gayet hızlı bir şekilde akıyor. Oyunlarda da hem yüksek performans verebiliyor hem de ben yaptığım testlerde herhangi bir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Oh,
12 GB'lık bir RAM'imiz var. Ayrıca isterseniz depolamadan da artı 9 GB'a kadar ek RAM alabiliyorsunuz. Depolama tarafında 256 ve 512 GB'lık seçeneklerimiz var. Ayrıca burada gördüğünüz model siyah olmasına rağmen isterseniz bunu beyaz olarak da alabiliyorsunuz. Ek detay olarak bahsedebileceğim birkaç şey var. Mesela telefonunuzun ekranı satın aldıktan sonra ilk 100 gün içinde kırılırsa değiştirme garantisi bulunuyor. Suya karşı herhangi bir dayanıklılığımız yok. Zaten katlanan telefonlarda bu çok zor bir şey. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC desteklerimiz de bulunuyor. Ayrıca işlemcimiz de 5G destekli. Her ne kadar hala ülkemize gelmemiş olsa da eğer ülkemizde 5G açılırsa bu modelde 5G'den de faydalanabileceksiniz. 5000 mAh'lik batarya normal kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıca direkt kutudan çıkan 45 wattlık şarj adaptörüyle 0'dan 100'e telefonu ortalama 55 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Evet, benim Tecno Phantom V Fold modeliyle deneyimlerim bu şekildeydi. Ürün hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek ve güncel fiyatını öğrenmek için açıklama bölümüne bırakacağım linki ziyaret edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca model hakkındaki görüşlerinizi de bana yorumlar bölümünden söyleyebilirsiniz. Gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.